Hazır mısın Emrah? Hazırım abla. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Hissediyorum. Zeynep'i ne zamandır görmedin? Mart'ın 4'ünden beri görmemişim. Bayağı zaman geçmiş. Mart'ın 4'ünden beri 2,5 ay olmuş yani neredeyse. Peki o zaman Zeynep'i bulduğumuzu söylemiştim. Dün bağlantıdaydı. Neden evden kaçtı? Emrah onu görünce ne hissedecek? Sorulmamış çok soru, söylenmemiş çok şey var. Zeynep gelsin stüdyoya kocasıyla yüzleşmek için. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk abla. Çok zor bir durum sizinki. Bir kere çocukları evden bırakıp kaçman. Evet. Çok yanlış bir şey Zeynep. Doğru bir şey değil. Emrah çoluğuna çocuğuna yuvasına sahip çıktı ama problemler var belli ki. Bir konuşun kendi aranızda isterseniz. Niye bıraktın gittin çocuklarını? Buna sen ve ailen sebep oldu. Çok iyi. Ailem sebep olmadı Zeynep. Zaten ben ilk başta da sana söyledim. Sen beni aradığı zaman dedi, sen bu kadar konuştun, ben de konuştum. İtiraz etmedim. Şimdi diyorum, itiraz etmiyorum. Dün itiraz konuştum. Ediyordun ama. Yok, ben ilk başta dedim, ben bu kadar konuşmuşum, itiraz etmiyorum. Dün itiraz ettin. Ben bu kadar yüz ekran potumu dahil olduğuna şekilde, şimdi de söylüyorum, ertesi gün de söylüyorum. Ben bu kadar konuşmuşum, değil mi konuşmamışım? Ama benim ne kadar hatam varsa senin o kadar da hatam var. Ne gibi? Sen 93.01 ile... 3 ay konuşuyorsun. Evet. Bu kimdir? Söyledim, gün yanına gideceğim ablanın numarasıydı. Peki o ablayı buraya çıkartabilir misiniz Zeynep? Neden çıkarayım ki insanlar? Bana yanına gitmediğim için neden çıkarayım? Ben ihanet etmedim için Zeynep. İhanet etmedim. Benim ne kadar suçum varsa senin bir kat suçun var. Suçum yok. Suçum var. Tamam, benim tek suçum evde. İki çocuğunu bırakıyorsun gidiyorsun. Tamam, onu bak, kabul ediyorum. İlk gün, o akşam evde birlikte olduğumuz gün. Sen bana ne dedin? Benle sen Van'a gideceğiz. Hatta dedin. Pardon, ben kendi kursuma tek başıma gideceğim, öyle değil mi? Ben dedim, yok Zeynep, seni tek başına bırakmıyorum. Evet. Benle sen gideceğiz, kendi evimize perde falan alacağız. Hatta sen dedin, Maraş Caddesi'nde, orada güzel perdeler satıyor. Ben oraya gideceğim, kız arkadaşımı biraz elbise götüreceğim, öyle demedin mi? Dedin mi, demedin mi? Demedim öyle. Nasıl demedin Kursa Zeynep? Gideceğimi söyledim, evet. Peki, elbiseleri demedin mi Zeynep? Hayır. Yalan konuşma, bak. Ben yalan konuşmuyorum. Çıktığımız gün evde, ben anahtarı anneme teslim ettim gün. Evet. Geldim aşağıda dedim, Zeynep sen bu kız arkadaşına eşeğe götürüyorsun, niye poşete koymadın? Sen dedin, Emre ben orada poşette o kıza vereceğim, kendim çantamı alacağım geleceğim. Öyle demedin mi? Dedim mi, demedin mi? Tamam evet, kursa diye çıktım. Ama eşeğe bakmaya çıkmadım. Yok, eşya değil, kendi elbiseni başka bir kıza vereceğini söyledin mi, söylemedin mi? Onu söyledim, doğru. Söyledi mi, söylemedi? Evet, onu söyledim. Ben mi seni biletini kestim mi, yoksa başkası mı kesti? Ben kendim kestim biletimi. Sen bu yalanı bana konuştun mu, konuşmadın mı? Ben elbisemi başkasına vereceğimi dedin mi, demedin mi? Tamam, kabul ediyorum. Orada kahvaltımız yaptığımız zaman, hatta ben buna senden biraz şüphelendim. Evet. Dedim Zeynep, makyaj takımını, pardon, senin çantan niye o kadar şiş? Sen de Aras, benim canta makyaj takımlarımı kırıyor. Ben onun için yeni almışım, onun için kendime getirmişim. Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Demedim ben 10 dakika sonra ben bir kursa gideyim geleyim. Evet. 10 dakika sonra beni aramadın mı? Ben kursa hemen senin yanına geldimse bir yerde otur, ben geliyorum. Tamam. Ve Zeynep ben, ondan sonra gelmedi. Peki gittim. Zeynep sen evet, buradan tamam. Böyle kalkıp da gitmek için bir bilet almış olman lazım, bir şeyleri ayarlamış olman lazım. Ayarladım evet. Neyi ayarlamıştın, nasıl ayarladın? Nasıl ayarladım? İşte o son olay size gönderdim, görüntüler çıktı. Son olaydı zaten. Ne o dediğin? Hani aldatma. Çıktı, ben bunu gördüm. Ailemin evine gittim, ailemin yanına gittim, anlattım. Ben istemiyorum, boşanmak istiyorum. Zaten evlendiğimden beri bir sürü sorun olduğunu söylemiştim. Ailem bana dedi ki erkektir yapar, erkektir yapar diye bir şey yok dedim, yapamaz dedim. Baban yapıyor muydu? Hayır tabii ki, babam yapmıyordu ama
İnanın bana oradaki benim gibi bir sürü kız var. Benim gibi bir sürü kadın var. Buna mecbur bırakılmış hayatlar bir sürü var, emin olabilirsiniz. Neye mecbur bırakılıyorlar? İşte böyle hayatlara, şiddete, ihanete, erken yaşta evliliğe var yani. Benden çok çok insanlar var. Zeynep. Emin peki olabilirsiniz. Sen nasıl bir çıkış yolu buldun kendine? Kim yardım etti? Sadece kaçış. İnanın sadece kaçış. Yani aklımda o an kaçış vardı. Çünkü ben aileme gittim, boşanmak istiyorum dedim. Eğer ki bana destek çıksalardı ben şu an burada olmayacaktım. Yani ailen sana tamam. Beni tekrar buna göndermek istediler. Ben istemedim. Hatta o gün Emrah eve geldi. Ben seni götüreceğim peki dedim. Peki nereden buldun sana yardım edecek birisini? Nerede tanıştın? Sosyal medyada tanıştım ama ya onların yanına da gitmedim bakın. Havaalanında teyzemler zaten beni gördüğünde alacaklardı. Peki, Zeynep bak sen havaalanına gidiyorsun. Evet. İki tane adam geliyor yanına. Hı-hı. Teyzem bunu görüyor. Evet, değil evet. Mi? Peki teyzen orada nasıl orada oluyor o sırada? Teyzem benim oraya gideceğimi öğrendi işte. Benim nereden kız kardeşim öğrendi? Biliyordu Adana'ya gideceğimi. Kız kardeşine söylemiş. Evet, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Kız kardeşim biliyordu. Ben seni anneni aradım. Teyze senin kızın ortalıkta yok. Annen kız kardeşim biliyordu. Dedi valla enişte Zeynep'de haberim yok. Hı hı. Zeynep nerede olduğunu bilmiyorum. Bana sonra niye söylemedi? Emre Zeynep havaalanına gidecek, oradan Adana'ya gidecek. Sonra söylemiş ama. Ne zaman söylemiş? Kardeşine... Aile şimdiye kadar bak senin ailen benim ailemdir. Ne? Senin ailen benim ailemdir. Ne kadar itiraz etsen de itiraz et. Yine de iki çocuğumuz kayınpederimde var. Kayınpederim ben onları evine gittiğim zaman bana gösterdiği sevgi babamı evinde belki daha görmediğim şekilde de görüyordum. Doğru görmedim. Kendi yatağını bile bana paylaşıyordu. Ya başka bir odaya gidiyordu, yatıyordu. Her zaman da ben oraya gittiğimiz zaman... Tamam işte güzel, benim bak, bu duruma gelmeye sebep olan ailem. Sana bu dakika, yüzü vermeseydi sen şu an burada olmazdın Zeynep, ki. Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Sence ailen Emrah'ı gerekinden fazla mı sevdi, tuttu, evet, elbise tuttu? Çünkü ben bunu yaptığı tüm hataları aileme anlattım. Ama ailem bana destek çıkacağına sürekli bu şahsa beni geri göndermeye çalıştılar. Senin yuvanı kurtarmak için yaptıklarını düşünüyor ya, musun? Yuva yoktu yoksa ki ortada. Abla sevgi yoktu. Zeynep, yoktu. Senin, sen bu kadar uzaklaşmışken ailen bunu değil nasıl mi anlamadı? Annenle kardeşlerine paylaşmıyor muydun? Hepsini biliyorlardı. Yine bunun de ailesinin bana yaptıklarının hepsine gözüyle şahit olmuşlar. Zeynep. Yani yuvanı yıkmak istemiyor olabilirler. Ya ama yuva tabii... yıkmak, yuva varsa ortada küçük sorunlar abla her ailede sorun olur. Ben o kadar cahil bir insan değilim. Ama bunların sorunun ilerisi var. Artık çözülmeyecek şeyler vardır. Ne ben onlar bir mesela? Sürü... Çözülmeyecek, her şey çözülür bildiğiniz. Çok şey var. Ne onlar Zeynep? Şiddet çözülmez, ihanet çözülmez, aileyle yaşanan sorunlar Zeynep, ben çözülmez. Ben ne zaman sana şiddet ben Emrah'la evli bak, değildim bakın. Zeynep. Emrah'la evli olduğundan beri sürekli o Yılmaz denen şahıs Emrah'ı yönetir, abisi, annesi yönetir. Benim evliliğimi onlar senden daha iyi bilir. Zeynep, benim Emrah hiçbir zaman ben Yılmaz, ya bir sürekli bağırıp bastırma, dinleyeceksen konuşayım. Bir dakika ben sana bir şey ben seni nasıl dinliyorum? Sen ben Yılmaz abiyle ki bak düğündüğümüzde kavga ettiğimiz zaman Yılmaz abiyle 3 aydır 4 aydır konuşuyorum. Evet. Şimdiye kadar hiç Yılmaz abi bile ne görmüşüm. Bile yaramadan yalan ikinden bahsetmiyor da daha öncekilerde. Tamam, abimle konuşmamışım. Peki Emrah senin abinle, ailenle ilişkin bu kadar samimi mi? Her şey onlara evet mı bak, evet soruyorsun? Evet. Abimle bir sarıştık. Doğru. Bu arada abidir, abi de baba yarısıdır ama aile başka bir şey bak, tabii. Abimle evet çalıştım. Kavga ettik düğünümüzde, kavga ettik. Hatta kayınpederimi çağırdı. Kayınpederimi ben damadın tarafını tutsam. Sence... Onu demiyorum Emrah. Bak ben sana sonuçta anlatayım. Dün abin dedi ki ben izin vermedim, Emrah gönderdi. Şimdi bir abi kardeşinin eşine izin verip vermeme konusunda ne kadar işin içinde? Mesela sen yengene izin vermesen yengen yapmayabilir mi bazı şeyleri? Öyle bak, bir şey eşine. Bak ben abim ne sadece kadar... Sadece soruyorum Emrah. Tamam bak yengeme de hiçbir şey demiyorum. Zeynep abisi, abim de bir dedi Zeynep okula gitmesin. Ben dedim ben bırakıyorum okula gitsin. Kendi babası da bile istemediği halde ben gönderdim diye benim işimdi. Ben bunu köle almamışım. İstediği hayatı da yaşayabilir. Bu arada şöyle de anlaşılmasın. Gözünüzü seveyim. Kız okula gitti de sonra böyle oldu. Çocuklar okula gönder. Sakın böyle bir şey yapmayın. Herkesin kendi hayatı, kendi özeli. Gitmeseydin de bu işini olurmuş yani. Aynen. Çünkü Zeynep belli ki orada bıkmış. Ama Zeynep sen bir annesin. Her şeyden önce çocuklarını bırakıp da gitmek doğru bir şey değil. Ya hele böyle bilmediğin. O benim bak ben hala açıklayamıyorsun Zeynep. Gittiğin yer neresi? Bu kadın kim? Kim kimi evinde misafir ediyor artık? Doğrudur. Sen İstanbul'a gelmek istesen, burada kalmak istesen en doğru ciddi parayı kalmak için, barınmak için vermen lazım. Doğru. Kim kimi evini açıyor? Hı. Açanlar varsa hani yanlış anlaşılmayayım ama hı, kötü insanlar olduğu kadar iyiler de var. Doğru. Ama biz kötüleri düşünelim de
Gerçekten dediğiniz gibi kötü insanlar olduğu kadar iyi insanlar da var. Ama ben oraya gitmedim. Bakın, peki sen ben... sosyal medyadan bu kadını nasıl tanıdın? Kaç yaşında bu kadın? Ya orada takip ettim işte. Sonra konuştum. Ne yapıyordu biraz da takip ettin? Normal paylaşımlar. Normal paylaşan evet, bir kadın takip evet, ettin. Yaşça büyüktü zaten. 50-55 ya vardı ya yok. 50-55 yaşında bir kadın takip ediyorsun. Evet. Ne cesaret bu kadına bunları anlatıyorsun, aileni, yuvanı anlatıyorsun? Dediğim gibi yani artık son çare olarak o gözüktü gözüm abla. Peki bu kadın da sana gel diyor. Ya ben rica ettim, sadece çalışacağım dedim. Kalabilecek bir yer birkaç ay dedim en azından. Neredeydi bu kadın? Neredeydi? Adana'daydı. Adana'daydı. Ha. Peki bu kadının ailesi, çoluk çocuğu, kocası falan yok mu? Eşinden boşanmış o da. Kendi çocuklarına bakıyordu. Kendi ayaklarının üstünde duran bir kadındı o da. Peki bu iki adam bu kadının nesi oluyor? Seni havaalanından almaya gelenler? Onun herhalde bir tanesi sevgilisiydi. Beni oradan alıp sadece yardım amaçlı beni oraya. Bir tane sevgilisiydi. Evet. Onun yanındaki de senin sevgili adayın mıydı? Yok, arkadaşıydı onun. Ben onun arkadaşıydı zaten. Evet. Peki Zeynep, tabii ki İyi olmanı isterim, çok da isterim evet, ama dediğim gibi ben onların yanına gitmedim. Sen hata yaptığının farkında mısın? Evet evet, ilk başta onlara güvenerek veya çocuklarımı bırakarak gittiğimi hata olarak kabul ediyorum zaten. Gitme sebebin ihanet miydi? Emrah'ın ihaneti miydi? Bir sürü şeydi abla, artık katlanamayacak dereceye gelmişti Zeynep, gerçekten. Her şey vardı. Tamam, ben bu kızla evlilik içinde her şey vardı. Şimdi diyorum, ben bu kızla konuşmuşum. Demiyor mu konuşmamışım? Ama ben seni aradığım zaman... Sen olay ortaya çıktıktan dakika, sonra beni ben, arayıp konuştuğunu kabul etmeye başladım. Bir dakika sana söyleyeyim Zeynep. Ben dedim Zeynep, babam hastalandığı zaman, ferş geçtiği zaman, sen beni aradığın zaman. Evet, öyle değil mi? Evet. Ben dedim Zeynep, iki çocuğumu, babamı al buraya gel. Dedim, demedim sana. Demedin öyle. Babamı al gel, babama yardımcı ol dedin sadece. Yok, bak dedim, babamı al buraya gel. Bak senin anan da bağlanabilir. Tamam, babanı al bir getir hastaneye dedin. Seni kendi yanıma çağırdım, öyle değil mi? Sonra da ben senelik izinmeye geldiğim zaman, Ocak'tan senelik izinmeye geldiğim zaman deyip Zeynep, bak ben artık kurbetten çıkmak istemiyorum, şey yapmak istemiyorum, sizi yanımıza alacağım. Hı hı. Dedim demedim sana. Şubat'ta senelik izinmeye geldiğim yeni zaman, sen ameliyat olduğun zaman, ben sonra tekrar eve geldiğim zaman, 15 gün sonra, 20-25 gün sonra. Hayır abla, öyle olmadı. Bir dakika, bunu ben istedim. Hayır. Bir dakika, bunu ben istedim. Ailesiyle sorunlarım artık. Zeynep bir dakika, ben sana bir şey söyleyeyim. Peki, ama söylesin cevabını. Ben nasıl dinliyorsan sen de beni dinle. Sen beni dinlemiyorum ki. Sonuçta sen onun istediği şeyleri sen iste, o iste. Yeni bir hayat kurmak için Emrah bir adım atmış anladığım kadarıyla. Emrah atmadı, bunu ben istedim. Sen istedin mi? O hayır niye gelmedi? O kabul etmedi abla. Kabul, o söylemiş mi gibi davranıyor. O bana dedi ki, ben seni almışım, sen benim anneme babama bakmak zorundasın. Ben Zeynep, bak, Emrah? Öyle demedim abla bak. 2018'de mi 19'unda benle annem kavga etti. Eşim de yanımda vardı. Eşim bir şeyler söylediler, ben kabul etmedim. Ben kalktım, hatta kayınpederimi de aradım, dedim ben böyle bu evde çıkıyorum. Annen Zeynep istemiyor muydu? Hiçbir zaman istemediler. Hiçbir zaman istemediler, bunu sen çok iyi biliyorsun. Düğünde bir sıkıntı olmuştu, konuştular, ben gittim çalıştığım yerde, dedim Zeynep sen burada dur. Hatta o gece benle Zeynep evde çıktık gittik, öyle değil mi? O tartışma ne içindi, doğruyu anlat bari. Tamam. Tartışmayı anlat işte. Tamam, ben sana anlatıyorum. Yo, anlat, neden tartıştığımızı anlat. Ne içindi sen söyle. Niye tartıştınız? Abla, ben Instagram hesabı açtım diye bundan da izin aldım. Abisi aradı. Bunu tamam, aradı. Ben senin arkanda durmadım Zeynep. Hayır, durmadım. Abisi aradı. Ya nasıl arkanda durmadıysa, seni nasıl alıyorsa. Bağırma. Bir tane bağırma cevapları al. Sen anlatmıyorsun. Söyle Zeynep. Aradı, dedi ki eşin Instagram hesabı. O hesabı kapatsın dedi. Çekip gitsin babasının evine. Ben böyle bir gelini kabul etmiyorum dedi. Milyonlarca kadının her zamanki hesabı var burada. Aynen. Ben de dedim, Emrah da gelip ne yaptı biliyor musunuz? Evdeki interneti söküp attı, telefonumu kırdı ve bana vurmaya başladı. Araya kardeşi girdi. Yalan söylemeye gerek yok. Yalan Zeynep, söylemeyin. Bak, bak, ve ben Zeynep, sürekli bu sorunları yalan, ailesiyle yaşıyordum. Sen burada yaşıyordum. Çok yalan konuşuyorsun. Bak sana söyleyeyim. Senin telefonu hiçbir zaman kırmamışım. Kırdın. Annen de şahittir, kırdın, şey de şahittir. Kırdın. Ben senin telefonu kırmadım. Kırdın. Ben bayramda geldiği zaman senin baktım, senin telefonu ekranı kırılmış. Öyle değil mi? Ben hatta, bakın gelin sen söyle. Evet, bunu sen kırmışsın ben, zaten.